İyi günler sayın seyircilerimiz. Haftanın ilk haber bülteniyle karşınızdayız. Avrupa Birliği Sözcüsü Peter Stano, plaka kararından sonra ilerleme kaydedebileceğin görüldüğünü söyledi. Diyalog üzerindeki çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmanın odak noktası geçen yılın baharında Brüksel ve Orhide mutabakata varılanların uygulanmasıdır. Bu çok önemli. Birkaç gün önce Kosova ve Sırbistan plakalar konusundaki anlaşmayı uygulamaya başladı. Bu, iyi niyet olduğunu, ilerlemenin mümkün olduğunun somut bir kanıtıdır. Her iki tarafa da yardımcı olmak için ortaklar eleştirmeye geçmeye ve onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü üzerinde anlaşmaya varılan her şeyi uygulamak bizim değil onların görevidir. Kaybedilecek zaman yok dedi. Avrupa Birliği Sözcüsü Peter Stano, Kosova'ya karşı geçen yıl Haziran ayında uygulamaya konan tedbirlerin kaldırılmasına yönelik koşulların henüz oluşturulmadığını söyledi. Avrupa Birliği dış politika ile güvenlik yüksek temsilcisi Josep Borrell da Kosova ve Sırbistan'ın iki ülke arasında devlet yakalarıyla araçların dolaşımına izin verilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin bu kararı selamladığını ve bunun ilişkileri normalleşmesi için anlaşmanın uygulanması ile geçmişteki ve gelecekteki çalışmalara yönelik olumlu bir adım olduğunu belirtti. Borrell'in açıklamasında Avrupa Birliği, Kosova ve Sırbistan'ın birbirinin araç plakalarını resmen tanıması ve etiket rejiminin tamamıyla kaldırılması kararını selamlıyorum. Bu karar normalleşme yolu anlaşmasının uygulanmasında ve ayrı diyaloğun dolaşım özgürlüğüne ilişkin geçmişteki angajelikleri açısından olumlu bir adımdır. Bu karar Kosova ve Sırbistan arasında ilişkilerin normalleşmesinde ilerlemenin kaydedilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu karar aynı zamanda Batı Balkanların daha iyi bir bölgesel ve Avrupa entegrasyonuna doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmektedir deniliyor. Başbakan Albin Kurti, 2024 yılının ilk haftasının vizelerin kaldırılması, kuzeydeki belediyelerde elektriğin faturalandırılması, Sırbistan tarafından RKS plakalarının tanınması ve İspanya'nın Kosova pasaportlarını tanınmasıyla başladığını belirtti. Başbakan, vizelerin kaldırılması, kuzeyde elektriğin faturalandırılması, Sırbistan'ın RKS plakalarını kabul etmesi ve İspanya'nın pasaportumuzu tanıması hepsi çok güzel gelişmeler. Tüm bu gelişmelerin uzun bir çalışmanın sonucu olduğunu değerlendiren Başbakan Albin Kurti, katkılarından dolayı kurumlara ve rollerinden dolayı uluslararası ortaklara teşekkür etti. Başbakan Kurti sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bu güzel başlangıçlar tüm devlet kurumlarımızın daha da ileriye giden uzun bir çalışmasının ve büyük kararlılığın sonucudur. Tüm siyasi kabinelere, devlet ve hükümet çalışanlarına katkılarından dolayı, uluslararası ortaklarımıza ise Oynadıkları rolden dolayı teşekkür ediyorum ama en çok da geçmişte bize güvenen ve bugün hala bizi destekleyen ülkemizin vatandaşlarına teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Başbakan ayrıca yasadışı sırt plakalarının kurtuluştan 24 yıl sonra kaldırıldığını, Kosova'dakilerin ise bağımsızlık ilanından 15 yıl sonra tanındığını da hatırlattı. İspanya'nın Kosova pasaportunu tanımasının ardından İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı bu kararın Kosova'yı ülke olarak tanımanın anlamına gelmediğini aktardı. Avrupa Euro Radyosu'na konuşan İspanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elena Aldrelina Cortezon Kosova'yı tanımayan Schengen bölgesinin tüm ülkeleri Kosova pasaportunun kullanımını kabul etti. Bu hiçbir şekilde Kosova'nın tanınması anlamına gelmiyor dedi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Kosova vatandaşları biyometrik pasaport ile Schengen bölgesinin tüm ülkelerinde serbestçe seyahat edebilecek. 5 Ocak'ta ise Kosovalların İspanya'ya da seyahat edebileceklerini Bununla Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri Bakanlığı'nın İspanya'nın Kosova pasaportunu tanıdığına dair yaptığı açıklamanın ardından İspanya'yı da ziyaret edecekleri belli oldu. Cortezon İspanya'nın sorunun çözümü olarak görülen Belgrad-Priştine diyaloğunu desteklediğini belirtti. Lahey'de görülen Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi'nin kış tatili arası sona erdi. Eski Cumhurbaşkanı Haşim Façi ve diğer isimlerin yargılanmaları devam edecek. Yeni yılın ocak ayında 16 duruşma görülecek. Özel mahkeme tarafından yapılan açıklamaya göre, Haşim Taçi ve Şala davalarının görülmesine 15 Ocak Salı günü devam edileceği, ilk duruşman ise Şala davası üzerinde olacağı belirtildi. Ara tatilde mahkemenin çalışmasının tamamen durdurulmadığı davalar ile ilgili başvuruların kabul edildiği belirtildi. Mahkeme tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre, Ocak ayında 16 duruşmanın görülmesi bekleniyor. Muhalefet başbakan ve iktidara yönelik eleştirilerini sürdürüyor. AK Başkanı eski başbakan Ramuş Hardinay sosyal medya hesabından iktidara eleştiren bir yazı paylaştı. Hardinay 2023 yılını Kosova tarihinin dış politikada en başarısız yılı olarak nitelendirdi. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Başkanı Ramuş Haradinaj sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kosova'nın uluslararası konumda gerileme, stratejik müttefiklerden gelen yaptırımlar ve cezalar, tanınma yok, yabancı yatırım yok, Sırbistan konusunda yenilgiyi kabul etmek ve Kosova'nın bağımsızlığını tehlikeye atmak, temel ihtiyaç maddelerinde, enerjide, vergilerde, temel gıda maddelerinde muazzam fiyat artışı, yatırım ve ekonomik kalkınmada başarısızlık, eğitim ve sağlıkta, bölgede en düşük ücretlere sahip devlet rezervleri ve enerji ticaretleriyle ilgili çözülmemiş yolsuzluk meseleleri, yargıya karşı vicdansız bir savaşla, gençlerin ülkeden kitlesel olarak ayrılmasıyla ve daha pek çok olay. Tabi iktidarın tüm bu başarısızlıkları başarı olarak sunmak küstahlığıyla sürüyor. Bütün bu başarısızlıklar cezasız kalamaz. Dolayısıyla bugün toplumun ve devletin gerilemesini durdurmak için birlik ve seferberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var ifadelerini kullandı. Sayın seyircilerimiz, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı yaptığı çalışmalarla Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Türk askeri bu sefer Prizren Belediyesi'ne bağlı Gornja Lubinje köyündeki öğrencilerin yüzünü güldürdü. Nasıl mı? Birlikte izleyelim. Silahiyeti Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Gornja Lubinye'deki Izvor İlkokulu'nda çocuk parkı yapımı projesi törenle kullanıma açıldı. Boşnakların yaşadığı Gornje Lubinje köyünde İzvor Okulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan çocuk oyun alanının açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamülsel yanı sıra okulun öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı. Türk askerinin bu anlamlı projesi okulumuz için büyük önem taşıyor. Ülkemizde görev yapan ve barışın sağlanması yanı sıra sayısız yararlı faaliyetlerden birini Türk kardeşlerimizin bize bugün emanet etti. Öğrenciler ve veliler adına teşekkürlerimizi sunarım. Başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda Kosova'nın aydınlık bir geleceğe ulaşması için projeler yürütmekten gurur duymaktayız. Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Kosova'nın aydınlık geleceğini şekillendirecek çocuklarımız için gerekli imkanları sunmak, çalışma gerekli imkanları sunmak adına çalışma arkadaşlarım ile birlikte birçok başarılı projeye imza attık. Bu projelerin tamamı çocuklarımızın ve gençlerimizin çok çalışmalarını gelecek için fedakarlıklarda bulunmalarını arz ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu proje sonrasında siz çocuklardan eğlenmenizi, oyunlar oynamanızı ve kocaman gülümsemelerinizi yüzünüzden asla eksik etmemenizi istiyorum. Başarılarınız ile gururlandığımız her fırsatta başarılarınızla ile gururlandırdığım gururlandığımızı her fırsatta dile getiriyorum. Bugün burada belirtmek isterim ki Türk ulusunun unsurları ve temsilcili olarak esas gayemiz siz çocukların mutlu olduğu bir dünya yaratmaktır. Sizlerin mutlu gülümsemeleri bizleri en büyük kazanım olarak geri dönecektir. Büyükelçi Tunç Angıla okulda Türkçe öğrenen öğrencilerle de bir araya geldi. Okul müdürümüz Necmiye Hanım burada Türkçe öğrenenler olduğundan da bahsetti. Bu konuda her zaman Büyükelçilik olarak, Prizren'deki başkonsolosumuz olarak sizin yanınızda olacağımızı, gerektiğinde her zaman bize gelebileceğinizi bilmenizi istiyorum. Biliyorsunuz bundan 100-150 yıl önce bu topraklarda Müslüman olan herkese Türk deniyordu. Bizim gözümüzde bugün de böyledir. Arnavutlar, Boşnaklar, Goralılar, Kosova Türkleri arasında bizim için hiçbir ayrım yoktur. Hepimizi Hepinizi kendimizden görüyoruz. Dolayısıyla sizin bir sorununuz, bir derdiniz olduğunda bu aynı zamanda bizim bir derdimizdir. Okulun öğrencileri katılımcılara unutulmaz bir program sergiledi. Yeni ortadoğu turuna bu kez Türkiye'den başlayan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in bu temaslarda Türkiye'den destek istediği belirtiliyor. Blinken Türkiye'den sonra Orta Doğu'ya geçti. Orta Doğu turu kapsamında ilk etapta Türkiye'ye giden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu'da savaşın yayılmasının önlenmesi ve savaşın sona ermesinin ardından Gazze'nin nasıl yönetileceğine ilişkin planlar konusunda Ankara'nın desteğini almak istediği belirtildi. ABD'nin önde gelen yayın organları Blinken'in Türkiye'deki temaslarına geniş yer ayırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'den başladığı ve 5 gün sürecek olan Orta Doğu turu kapsamında pazar günü de Ürdün ve Katar'ı ziyaret etti. Bir araya geldiği Arap liderlerle Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine karşı olduklarına dair güvence veren Blinken, "Filistinliler Gazze'den ayrılmaya zorlanamaz ve koşullar el verdiğinde evlerine geri dönmeleri sağlanmalı." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü İstanbul'da yapılan aday tanıtım toplantısında AKP'nin 11 büyükşehir, 26 ilin belediye başkanı adaylarını açıkladı. AKP'nin İstanbul adayı eski çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı ve İstanbul milletvekili Murat Kurum oldu. Erdoğan, aday tanıtım toplantısında da Filistin'de yaşanan vahşete değindi. Seçimlere yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları açıklandı. İstanbul adayı Murat Kurum'un isminin de resmen açıklandığı tanıtım töreninde yeni seçim şarkısı da ilk kez görücüye çıktı. Tören boyunca salonda çalınan AK Parti'nin yerel seçim şarkısında Filistin unutulmadı. Beğenileri toplayan seçim şarkısının her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiye'm sözleriyle nehirden denize özgür Filistin sloganına atıfta bulunuldu. Aday tanıtım toplantısında da Erdoğan'ın gündeminde Filistin'de yaşanan vahşet vardı. İsrail'in alçakça, barbarca saldırıların sonucunda şehit düşen çoğu çocuk ve kadın... 23 bin Filistinli kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de bu süreçte dünyadaki vicdan sahibi diğer tüm ülkelerle beraber zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz. Şimdi bugün ve yarınki hava durumuna da bir bakalım. Ardından kapanışı yapacağız. Ülkemizde yeni yılla birlikte hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Bugün başkent Priştine'de günün en yüksek hava sıcaklığı 2 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın Kosova'da bulutlu ve yer yer yağmur ve kar yağışlı hava etkili olacak. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 0 ila -2 derece dolayında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz, RTK Haber'den bugünlük bu kadar. Hafta boyunca özlemini çektiğimiz güzel haberlerde buluşmak dilekleriyle efendim. Hoşçakalın.